Herkese selam. Bugün makyaj ve bakım ürünlerime devam ediyorum. Bu görmüş olduğunuz Melting'in bir ürünü. Kokluyorum, inanılmaz güzel. Kokusu böyle acayip iyi bir şey. Burası da lifting etkisi yaratıyor. Böyle de sürüp yine sabun yayılabiliyor. Kokusu böyle of acayip iyi. Gül kokulu. Tavsiye ederim. Bu da Homemade'in benim çok sevdiğim bir ürünü. Bunu arkadaşlar şöyle damlatıyorum. Bu boğaz için, boğaz çakrası için olanı. Şöyle biraz bazen zor damlayabiliyor ya da ben onu şey yapamıyorum. Şöyle şurama değdiriyorum. Öyle güzel kokmam için, iyi gelmesi için bana çok iyi gelen bir ürün. Yağları, başka yağları da mevcut. İşte çakra yağı, kök çakral yağı, işte göbekten, boğazdan, kafadan, nereden istiyorsanız bütün yağları vücudunuza, o çakra noktalarına uygulayabiliyorsunuz. Bu da tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu biraz lükse giriyor ama güzel yani. Hani hoş bir tarzı var. Bu da Biotin'in kolajen şampuanı. Bunu da çok seviyorum. Kokusu böyle biraz erkek şampuanlarını anımsatıyor. Sağlıklı bir ürün. Besleyici, onarıcı, dolgunlaştırıcı diye geçiyor. Ben uzun süredir kullanıyorum. Saçlarıma hani ekstra bir faydası oldu mu diye sorarsan değil ama güzel bir ürün. Memnunum yani hani saçımın formundan, şeklinden. Artı olarak sevdiğim bir ürün, kullandığım bir ürün diyebilirim. Hani çok böyle ekstra bir şey söyleyemeyeceğim ona ama seviyorum yani. Garajın bu ürünü var. Bu da naneli krem. Bu da çok güzel bir ürün. Ben biliyorsunuz saçlarımı garajda yaptırıyorum. Üf, acayip güzel. Naneli, keskin. Böyle sürdüğünüz anda o keskinliği hissedebiliyorsunuz. Eğer nane, mentol seviyorsanız acayip güzel. Orada bana bu benim için şey bir hediye üründü. Normalde satılıyor mu bilmiyorum ama çok sevdiğim ürünlerden biri. Bu da kullandığım rimel Sephora'nın Size Up ürünü. Şöyle hatta size biraz gösterme de yapacağım. Seviyorum çünkü bayağı kafasını. Islak bir ürün. Ben rimelde ıslaklığı çok önemsiyorum. Şöyle bilmem gözüküyor mu? Birazcık evet belirgin. Böyle ıslak istediğiniz gibi sürebiliyorsunuz. Bu benim sevdiğim bir ürün. Bayağı tatlı bir şey. Rimmel olarak bu ara bunu kullanıyorum. Bunu gerçekten tavsiye edebilirim. Seviyorum yani. Verdiği formu, her şeyi. Ve ruj olarak tabii ki bana güvenebilirsiniz. Çünkü kırmızı ruj ustası ve senelerdir yani dudağından çıkartmayan biri olarak. Biolisin Zibit diye bir ürünü var. Onu çok seviyorum. Hem kırmızının çok güzel bir tonu. Ne açık ne koyu. Ne de gereksiz bir ıslaklığı var. Böyle matlaşıyor hatta dudakta. Bunu çok seviyorum. Bayağı bu ara kullandığım bir ürün diyebilirim. Bu da far paletim. Burada da bazen canım istediği zaman bu kırmızıyı şöyle çekebiliyorum. Böyle uzatıyorum. Ya da şurada parlak kahverengi var. Onu da böyle buralarıma falan sürebiliyorum. Bu da Emina'nın makyaj paleti. Bunu seviyorum. Bunda da böyle güzel renk tonları var. İstediğim gibi. Yani genelde ben şuralarıma ya gölge yapıp böyle sert bir görüntü veriyorum. Ya da dediğim gibi buralara böyle bir çizgiler falan atıyorum. Biraz rocker tarzı. Onlar benim hoşuma gidiyor. Bu da benim Merve Bolur simimden kalan bir sim. O da çok istersen böyle gece dışarı çıktığımda ya da böyle canım ekstra bir şey yapmak istediği zaman bu simi kullanıyorum. Bayağı da güzel oluyor. Ruj denilince tabii ki Merve Bolur rujundan sonra bir de bunu çok seviyorum. MAC'in hemen söyleyeyim. Student diyeyim, Studded Kiss ürünü. Bu da çok acayip güzel bir ürün. Bunu genelde kırmızıyı bazen sıkıldığım zaman üstüne çok hafif bunu değdiriyorum. Ortaya çıkan bu renk beni çok hoşnut kılıyor. Onu uyguluyorum. Kaşlarımı da genelde sadece aldırıyorum.
Ama bazen kaşlarıma şöyle şey yapabiliyorum. Onu başka bir videoda göstermiştim. Ya şöyle şurasını uzatabiliyorum. Ya da buradan böyle çizgi çizip biraz daha kavisli yapabiliyorum. Şunun gibi. Daha böyle yüksek oldu. Ekstra bu Yves Saint Laurent'in kapatıcısını seviyorum. Hafif değdiriyorum. Fondöten genelde hiç kullanmıyorum. Çok nadir böyle özel bir davet ya da canım çok eserse hadi bugün fondöten. Hem zararlı buluyorum hem de bilmiyorum yani. Belki de cilt konusunda biraz şanslı olduğum için gereksiz buluyorum. Bu da pastelin nude tonu. Bunu da çok seviyorum. Kokusu acayip güzel. Yoğun bir etkisi var. Bayağı nude yeşil. Bunu üzerine sürmeyeyim şimdi ama bu da benim hani ay ve güzel ve dediğim ürünlerden biri. Bu da tabii ki Merve Boluğur'un şeyleri. Şu an piyasada yok ama hala rujlarımı sürüyorum. Ve gerçekten kalıcılık olarak çok iyi şeylerdi. Ve güzel de sürümü rahattı yani. Bu da Bobbi Brown'un pembesi. Böyle biraz yanık etkisi yaratmak istiyorsam hafif şuralarıma minik minik sürüyorum. Böyle elimle sanki güneşten yanmışım gibi. Bu da hoş oluyor. Şu da benim senelerde kullandığım ürün. Nivea'nın koltuk altı. Hani hem hafif hem doğal. Yani ne bileyim çok rahat ettiğim bir koku. Hemen ürünümü göstereyim. Şık 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 şık. Baya rahat bir şey. Bunu da çok seviyorum. Bu benim hakikaten vazgeçilmez ürünüm. Kızlara da tavsiye edebilirim bunu. Hani böyle bir şey arıyorsanız diye. Fiyat olarak da sanırım çok da uçuk bir fiyatta değil diye hatırlıyorum. Şu ana kadar kullandığım ürünler bunlar. Şunları da çok meraklıyım. Tütsüler, odunsu şeyler. Bunlar zaten favorim. Ada çayım. Her zaman yakarım gece. Gündüz. Enerji dağıtıyor. Hatta şöyle de bir nanesi de var. Onu da çok seviyorum. Naneli olanı. Gül yapraklarını da yakabiliyorum. Bir de son zamanlarda şöyle bir şey geldi bana. Bu da mumu yakıyorsunuz böyle. Altında mum var. Üstüne bunu koyuyorsunuz. Şöyle yayılıyor. Böyle simli bir görüntü oluyor ve güzel kokuyor. Böyle bir şey var. Bu da tütsülük gibi. Bunu da tütsülük olarak yani şuraya koyuyorum. Buradan akarsu, şelale, neyse istiyorsanız akıyor böyle falan şeklinde. Ve tabii ki mumlarım. Olmazsa olmazım. Tabii ki tercihim siyah. Bir de taşlarımı çok seviyorum. Şöyle enerji taşları. Görüntü görsel olarak acayip güzellik kattığına inanıyorum. Bu da yeni tütsüm böyle. Yani bu konulara acayip düşkünüm. Sürekli evde hep böyle doğal yanan bir şeyler var yani. Hoşuma gidiyor. Bugünkü videom da bu kadar. Teşekkür ederim.